İlk önce ipi geçiriyorum, bağlıyorum, kesiyorum, boncuğunu takıyorum, ipini ayarlıyorum. Sonra makrame örüyorum modelle. Kendi kafamdan ama. Böyle bilekliğim gibi böyle yapıyorum. Doğal taşlı bileklikler, kristal bileklikler, sonra boncuklar, çocuk bileklikleri yapıyorum bazen. Ondan sonra ipler. Yaptığım ürünleri de K'lerde satıyorum. Turistler alıyor bazen. Ha, okulda satıyorum, kursta. Alıyorlar büyükler. Halk eğitimi kursuna gidiyorum, orada da satıyorum. Alan alıyor. Öğretmenim bana bir makrame sana çalışması yaptırdı, duvar süsü. Oradan öğrendim, aklıma geldi. Ben böyle yapsam, satsam diye düşündüm. Zaten öğrenmişken hazır. Yapayım, satayım diye düşündüm. Orada akıl oldu. Ondan çıktı yani akıl. Canım isteyince 5 tane. Canım istemeyince de 4, 3, 3, 2 tane. Kafam dağılıyor yani. Teknoloji, telefona çok bakıyorum bazen. Ama ondan uzaklaştım yani biraz. Bakmayayım diye zaten sevmiyorum telefonu fazla. Daha iyi geliyor bu. Diğer arkadaşlarıma da yapıyor. Onlar da yapıyor yani. Ben öyle. Hepsine ben söyledim. Onlar da yapmaya başladı. Ya telefonla boş boş bakmak yerine böyle şeylere adamak daha güzel yani. Ela takı yapmaya başlamadan önce daha çok bunalıyordu, daha çok sıkılıyordu. Evin içinde yapacak hiçbir şey bulamayınca daha çok hırçındı. Ama bunu yapmaya başlayınca bir şeyler üretmek çok iyi geldi Ela'ya. Çok mutlu oldu. Yaptıklarını çok zevkle yapıyor. Götürdüğümüz özel bir okulda altyapısı oluşturuldu. Daha sonra da Göreme'de, Keyder'de profesyonel olarak videolarla öğretmenimiz, gönüllü öğretmenlerimizin desteğiyle bu seviyeye geldik. 1,5 yıldır yapıyor. Yaptığımız ürünleri haftada bir gün Keyder'e gidiyoruz. Orada gönüllü öğretmenlerimiz ve Esma öğretmenimizin desteğiyle gelenler alıyor. Ela bunun için çok mutlu. Ela takı yapmayı çok seviyor. Çok eğlenceli geliyor. Zaman zaman ben destekliyorum arkasına örmede. Yardımcı oluyoruz. Asansörü. Beraber çok güzel iletişimimiz oluyor bu sayede. Ela'yı gerçekten de bunu başarmak, yani okulu bittikten sonra bununla ilgilenmesi, hayatta kalmasına tek sebep bu yani. Hani sosyal ortamda sürekli herkese bahsettiği şey takı. Yani kendine göre güzel bir konusu oluyor. Paylaşımları hep takıyla alakalı oluyor. Kendini ifade edebiliyor arkadaşlarının yanında, sosyal ortamda. Bu gerçekten de bir güç oldu Ela'ya. Ayrıca da bana. 3. Bir bırak. Bırak be. Hepsi biter herhalde onu. Az bir tane daha kalsın. Tamam, sen de bir daha bak.